Size bir de kalp kapak hastalıkları tanısından ve teşhisinden bahsetmek istiyorum. Tanıyı koyan doktorlar, tanıların hemen hemen hepsinin hasta hikayesi ve muayeneye dayalı olarak konulduğunu söylerler. H, hikaye artı M, muayene anlamında yazıyorum. Tamam mı? H artı M. Kapak hastalıklarının birbirlerinden farklı olduklarını bilmeniz gerekiyor. Neden diyecek olursanız, Söz konusu olan birden fazla kapak olması bir yana, bu kapaklarla ilgili yolunda gitmeyen şeyler de birden fazla olabilir. Yine de hasta hikayesi ve fiziksel muayene sonucunda sorunun kalbin neresinde olduğunu belirledikten sonra farklı testler aracılığı ile tanıyı kesinleştirebilirsiniz. İsterseniz hasta hikayesiyle başlayalım. Hastayı dinlerken doktorun göğüs ağrısı, nefes darlığı, egzersiz yaparken zorlanma ya da egzersiz intoleransı, uzuvlarda şişme ya da kronik öksürük konusunda dikkatli olması gerekir. Bu belirtiler kalp kapak hastalıklarına özgü belirtiler olmamalarına rağmen doktora kalple ilgili bir sorun olduğunu anlatırlar. Bunlara senkop yani bayılma ve çarpıntıyı da ekliyorum. Fiziksel muayene esnasında e, jugüler venöz din, distansiyon yani kanın kalbin sağ tarafında toplandığına dair ipucu, S3 ve S4 gibi diğer kalp sesleri ve tansiyondaki ya da geniş nabızdaki değişimler için dikkatli olunmalıdır. Nabız değişmesi e, yani düzenli olmaması primer bir kalp kapağı hastalığı ile bağlantılı olabilecek aritmiler konusunda da ipucu verebilir. Kalp, gerekli araçlarla dinlendiğinde maksimal impuls noktası yani PMI'nin olması gereken yerde olup olmadığı da kontrol edilebilir. Uzuvlarda ya da vücudun yer çekiminden en çok etkilenen kısımlarında, örneğin ayak ve ayak bileklerinde ödem olup olmadığına da bakılabilir. Bunlara ek olarak bazı kapak hastalıklarıyla özdeşleşmiş olan üfürümlerden de karşılaştırılabilecek belirtiler e, çıkarılabilir. Onlar da, ee, bu belirtilerin arasındadır. Üfürüm, kanın kapaktan türbülansla geçmesi sonucu ortaya çıkan ve normal olmayan bir sestir. Peki bu üfürümleri nasıl doktorlar duyabiliyor arkadaşlar? Tabii ki steteskop ile. Sağ üst sternal sınır, sol üst sternal sınır, sol alt orta sternal sınır ve mid klaviküler hattaki 5 interkostal aralığı ki bundan apex bölgesi olarak da bahsedilir. İşte bunları doktorun tüm bu bölgeleri dinlemesi gerekir. Sağ üst sternal sınır genelde aort patolojisine, sol üst sternal sınır pulmoner patolojiye, sol alt orta sternal sınır eee triküspit ya da aort patolojisine, apex ya da mitral bölge ise genelde mitral kapak patolojisine işaret eder. Hastanın hikayesini alıp fiziksel muayenesini tamamladıktan sonra bazı testler yapmak gerekecektir. Hangi testler diye soracak olursanız bunları da hemen açıklayayım. Hasta hikayesi ve fiziksel muayeneyi takiben bazı doktorlar EKG yani elektrokardiyogram isteyebilirler. EKG kalpteki elektriksel aktiviteyi gösterir bize. Buna ek olarak akciğer röntgeni de uygulanabilecek diğer testlerden biridir. EKG'nin neye benzediğini bildiğinizi e, biliyorum çünkü birçok videoda göstermiştik ama buraya şu şekilde küçük bir çizim yapayım gene de. Evet. Doktorlar EKG'ye bakarak aritmi ve kalbin diğerlerinden daha büyük ya da daha kaslı olup olmadığını söyleyebilirler. Hatta kalp krizi tanısı da koyabilirler. Akciğer röntgeni ise kalbin genişlemiş ya da büyümüş olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir. Burada işaretlediğim kalp silüeti torasik boşluğun yüzde ellisinden büyükse, bu kardiyomegali yani kalbin büyümesi durumuna işaret eder. Kardiyomegali de tamamen kalp kapak hastalıklarına özgü bir belirti olmasa da, doktoru bu hastalıklar üzerine düşünmek için de uyarır. Kalp kapak hastalıklarının tanısı için altın standart nedir diye soracak olursanız, size ekokardiyografi ya da kısaca eko derim. Eko, çalışan kalbin Ses dalgaları ile görüntülenmesi işlemidir. Örneğin burada alınan görüntü sıklıkla da kullanılan dört oda görüntüsüdür. Kalbin dört odasını da ayrı ayrı ve net bir şekilde görebildiğimiz için bu görüntüye dört oda görüntüsü adı verilir. Buna ek olarak bu görüntüde olmayan kapakları görüntüleyebildiğimiz farklı açıları olan görüntüler de vardır. Ve tüm bu görüntüler canlı görüntülerdir. Eko'nun kan akışını ve bu akışın doğru yönde olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak modları da vardır. Bu yöntem, yapılabilecek ölçümlerle de birlikte kalp kapak hastalıklarının tanısında, hastalığın ne kadar ciddi olduğunun belirlenmesinde yardımcı olur. Örneğin, orta seviyeli bir regürjitasyon ya da stenozdan mı bahsediyoruz yoksa durum düşündüğümüzden daha mı ciddi? Dediğim gibi eko en çok yardımcı olacak tanı yöntemidir ve aynı zamanda da altın standarttır ekonun sonuçsuz olduğu yani bir hastanın kalp kapak hastalığı olup olmadığının eko ile belirlenemediği durumlarda daha invazif bir test olan kardiyak kateterizasyon yapılabilir. Bu testte bir kateter yani tel hastanın ana atardamarlarından birinden örneğin burada işaretlediğim femurdan sokulur ve sonra da aort aracılığı ile kalbin sol tarafına ulaştırılır. Kullanılan kateterin üzerinde bir basınç dönüştürücü vardır ve bu araç sayesinde kalbin farklı odacıkları ve kapaklarındaki basınçlar ölçülebilir. Bu ölçümler için bazı standart değerler vardır ve hastadan alınan ölçümlerle bu standartlar arasındaki farklar e, kardiyoloğa tanı konusunda yardımcı olurlar. Bu çok daha doğru sonuçlar veren bir test olmasına rağmen diğerlerine göre çok daha invaziftir ve kalp kapak hastalıkları tanısında sıkça başvurulan bir test değildir. Kalp kapak hastalığının tanısı gerçekleştikten sonra sıra gelir tedaviye. Burada da eldeki seçeneklerin neler olduğunu bilmemiz lazım. Hangi kapağın söz konusu olduğuna göre tedavi değişebilse de ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi önerilen iki tedavidir genelde. İlaç tedavisi konusunda e, hastalıkların hepsi birbirinden farklı oldukları için tüm hastalarda işe yarayacak tek bir e, ilaç, tek bir yol yok. Bu tedavi ile genel olarak amaçlanan şey kalp fizyolojisini optimal hale getirip hastalığın ilerlemesini engellemek. Beta blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri, ACE de diyebiliriz, ACE inhibitörlerini ve diüretikleri belki daha önceden bu ilaçları duymuşsunuzdur. İşte bu ilaçların amacı arkadaşlar, kalp fizyolojisini optimize edip hastalığın ilerlemesini engellemek. Örneğin, kalbin kasılması sırasında ortaya çıkan basıncı düşürmek ya da kalbe geri dönen kan miktarını azaltarak kalbin çok güçlü bir şekilde kasılmasını engel olmak. Cerrahi tedaviler arasında balon valvuloplasti. Balon valvuloplasti. Ay söylemesi çok zor arkadaşlar. Affedersiniz tekrar ediyorum. Balon valvuloplastisi. Plasti. Balon valvuloplasti. Tamam mı? Balon valvuloplasti. Şimdi onun açıklayacağım. Bu tedavide kardiyak kateterizasyona benzer bir şekilde ana atardamarların birinden bir kateter geçirilir. Bunun mesela aort kapağı olduğunu düşünelim. Kateter aort kapağından geçirilir. Kateterin üzerinde balon var. Balon şişirilir ve bu balon kapağın açıklığını arttırarak belirtileri böylece hafifleter. Hafifletir. Ay söyleyemedim, konuşamadım. Evet, balon tedavisi de böyle oluyor yani. Bu noktada bunun kalıcı bir çözüm olmadığını da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar açık kalp ameliyatından bahsetmemiz lazım. Ama bu son derece invazif bir ameliyattır. Yapılan işlem ise eski kapağın metalden yapılma ya da e, biyoprostetik bir kapak ile değiştirilmesidir. Biyoprostetik kapak genellikle domuz ya da ineğin kalbini çevreleyen tabakadan yapılır. Kullanılacak kapak çeşidinin avantajları ve dezavantajları var tabi ama bu videoda detaya girmeyeyim. Size bir açık kalp ameliyatı görüntüsü gösterip neler olup bittiğini anlatmak istiyorum. Hastanın kafası burada, ayakları ise bu tarafta, bu da kalbi. Kalpten çıkan burada ve burada birer tüp var. Bu tüpler kalp akciğer cihazına bağlıdır. Yani oksijen açısından fakir olan kanı alıp oksijenlendiren ve vücuda dağıtan bir cihaz kullanılır. Evet, bu cihaz bilinen adıyla kardiyopulmoner bypass. Ameliyat sırasında kalp ve akciğerlerimizin görevlerini yerine getirir. Son yıllarda çokça duymaya başladığımız transkateter aort kapak replasmanından yani implantasyonundan da bahsedeyim. Bunun da tıptaki kısaltması genelde TAVI TAVI -E olarak geçiyor. Bu her ne kadar aort kapağına özel bir yöntem olsa da diğer kapaklarla ilgili sorunlarda da yardımcı olacak yeni teknoloji, teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Bu yöntemde de yine e, femur aracılığıyla kalbe ulaşılır, aort kapağı geçilir ve kateter üzerinde son derece zeki bir şekilde konumlandırılmış olan kapak eski kapak üzerine bırakılır. Bu şekilde herhangi bir kesme işlemi de yapılmamış olduğu için kapak değişimi gerektiren durumlarda bunun diğerlerine göre çok daha az invasif bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu video sayesinde arkadaşlar kalp kapak hastalıklarının tanısı ve tedavisini anlamanız konusunda umarım size yardımcı olabilmişimdir.